Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ramu Gülsak'ta mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerden gelen e-okul notlarını, hatta bazılarınızın e-okuluna girip zifşalayacağım oğlum. Belki güzelse tebriğimi de kondururum bu arada. Hatırlarsanız birkaç gün önce YouTube topluluktan demiştim ki bana e-okul notlarınızı atın demiştim. Bu arada çok yakın olduğum, böyle abi kardeş gibi olduğumuz birkaç fan sayfası ve direkt birebir tanıdığım birkaç kişi direkt e-okul bilgilerini verdi. İlk önce o e-okul bilgilerini verenlerin e-okuluna gireceğim. E-okulunu karıştıracağım. Davranış notlarına, devamsızlık bilgisine, not bilgisine, her şeye bakacağım. Sonra sizlerden gelen SS'lere de bakacağım Instagram'dan. Abi bazıları 98.8 ortalaması olanlar var oğlum siz. Cidden arkadaşlar gurur duydum. Bizi ne kadar zeki insanlar takip ediyormuş. Ne kadar zeki olduğunuzu görmüş oldum. Bayağı şaşırdım. Bazılarınızın notları mükemmel. Her neyse, kısa hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci versiyonu gelmiş sizin için. Bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Hala abone olmadıysanız da beleş bir şekilde abone olabilirsiniz. İlk önce Eren Aktaş'ı izleyeceğiz. Eren Aktaş'ın Instagram'da fan sayfası var. Taharen fan diye. Dedi abi dedi, sen dedi böyle video mu çekeceksin dedi. Al dedi sana bilgilerim dedi. İstediğin gibi karıştır dedi. Ve bugün evet Eren'den başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar ben devamsızlık bilgisine bakmak istiyorum. Bak. Oha, helal olsun kardeşim. 2 gün özürlü devamsızlık, karşımıza mükemmel bir okul bağımlısı arkadaş görüyoruz. Oha, helal olsun. Oğlum ben var ya bunu 20'ye tamamlamaya çalışıyorum. Böyle şerefsiz çakal bir şeydim. Fotoğrafını bu arada arkadaşlar herkesin gizleyeceğim büyük ihtimal fotoğrafını, çünkü çoğu kişi istemez. İsimleri sadece göstereceğim. Eren 9. sınıfa gidiyor ve abi helal olsun yani 2,5 gün ve ikisi özürlü. Yani raporlu gelmiş, hasta olmuş arkadaşımız. Şimdi not bilgisine, ondan önce davranış notlarına bakayım. Bakalım Eren delikanlı bir arkadaşımız mı? Davranış notu yok mu oğlum? Burada bir yerde olması gerekmiyor mu orayı? Oo, teşekkür belgesi, onur belgesi mi? Kardeşim sen hayırdır, helal olsun. Onur belgesi almış arkadaş. Galiba bu okuduğu lise arkadaşlar, arkadaşımızın şeyi yok. Ve not bilgisine giriyoruz. Eren Aktaş bakalım nasıl zeki bir takipçimiz miymiş. Beden eğitimi ve spor 100. 100 bak, bedenden 100 almıyorsan zaten git kardeşim, çık. Dislike at. Biyoloji 53-50. Bak ikinci hand. Performanstan klasik. Güzel. Slide light mı yaptın? Ne yaptın oğlum? Güzel. Performansla kurtarmışsın. En sevdiğim öğrenci bak. 4 de performanstan kurtarmış. Aynı ben. Bu arada aslında benim eski ev okulumu açabilirim. Neyse, ona özel belki video çekerim. Bunun ikinci versiyonu gelirse arkadaşlar orada kendi ev okulumu açacağım. Eski notlarımı göstereceğim. Baya güzel video olabilir. Coğrafya 77. Baya bana benziyor lan bu. Benim de böyleydi. Din, kültür ve ahlak 90-100. Bundan nasıl 85-95 alabildin kardeşim ya? Coğrafyanın performansı nasıl olmalı? Neyse güzel. Fizik 44-75. Fiziğini geliştir Erencim, olmuyor böyle. Fiziğini geliştir adaşım, olmuyor böyle. Kimya 48-50. İdare eder, gene biraz kurtarmışız. Hiç birimiz yok bak, güzel. Matematik 80. Oha, helal. 9. sınıfta lise 1'de matematiği 86-94 olması. E kardeşim fiziğin nasıl 44-75? Bunlar birbirine paralel dersler. Sağlık bilgisi ve trafik kültüründen nasıl bu kadar düşük alabildin Eren? Olmuyor böyle. Adam matematikten 86 almış, sağlık bilgisinden 62 almış ya. Ama güzel, ama güzel. Seçmeli Peygamber Efendimizin hayatı 96-81, güzel. Seçmeli temel dil bilgiler 90, tarih 44. Eren'in çok ilginç bir şey var yani. Sayısal derslerden güzel alıyor ama diğerleri ilginç. Türk dili ve edebiyatı aynen. Arkadaş sayısalcı büyük ihtimal. İlk sınavdan 84 alıp nasıl ikinci sınavdan 38 alabildin koçum benim ya. Ama bu aynen, burada yine performanslar düzeltmişiz. Mesleki gelişimde sınav iyi olduğu halde performans kötü olmuş. Ama Eren'e buradan tebrikler diyoruz. Onur belgesi almış adam. Ortalaması kaç, burada yazıyor mu? Yazmıyor. Büyük ihtimalle bu ortalamaya teşekkür almıştır diye düşünüyorum. Eren bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Güzeldi, güzel. Başarılar diliyoruz. Şimdi sıradaki arkadaşımıza geçiyoruz. Sıradaki arkadaşımız Abdülkadir Eren Köseoğlu. Oha, bir şey diyeceğim. Bu arkadaşın da ikinci ismi Erenmiş. Bunu şu an fark ettim. Abdülkadir de 9. sınıfa gidiyor. Gene merak etme kardeşim. Şeyini, vesikalığını şey yapacağım. Puslayacağım. Bu arkadaşımız da gene fan sayfası vardı galiba. Ya da olmayabilir. Abi direkt al dedi. Sana kurban olsun dedi. İncel dedi. İlk önce devamsızlık bilgisinden başlıyoruz. Abdülkadir bakalım nasıl bir şeysin. Oha. Oha. Burada bir sıkıntı mı oldu yoksa bilimle mi yaptın lan bunu? Sıkıntı olmuş. İzinli ha, izinli. Bir gün raporlu. Büyük ihtimal geziye meziye gidilmiş burada. Kartalkaya, Bursa falan. Ya da kötü bir şey olduysa geçmiş olsun. Oğlum bu devamsızlıklar ne lan? Sizi teşvik ediyor olmayayım da ben bayağı devamsızlık yapıyormuşum demek ki. Yemin ediyorum burası 19,5 gün yapıyordum ben böyle. Buraya da bir 20 gün falan ben... Haftada en az 2 gün okula gitmiyordum lan ama izinli yaparak, bak her şey kitabına uygun yapıyorduk arkadaşlar. Bunları yapıyorduk biz. Helal olsun Abdülkadir Eren, yani 0 gün nedir abi ya? Kaç gün boyunca, helal olsun, helal olsun. Davranış notu yok. Lisede demek ki arkadaşlar davranış notu yok ama bazı arkadaşlarımızın e-okulunda davranış notu da vardı. Sınav tarihleri, aldığı belgelere bakıyoruz. Oo, takdirname bak. İlklerde 5-5-5 takdirname. Oba, burada bir şey yiyoruz 6. sınıfta. Takdirname, teşekkür, takdir, teşekkür, takdir, teşekkür. İyi, başka name yok, başka name yok. O başka name olması zaten. Not bilgisine giriyoruz. En sevdiğim yer. Beden eğitiminden 100 alıyor gene Abdülkadir. Eren mi diyeyim, Abdülkadir mi? Eren diyeyim. Köseoğlu, Duygu Köseoğlu karşı.
Coğrafya 62, biyoloji 82-85, coğrafya 62-72, güzel, din kültürü ve ahlak bilgisi 49-80. Bu nasıl bir farktır? İlk de 2 almış, diğerinde neredeyse 5 alıyormuş. Fizik 87-78. Yine güzel. Görsel sanatlar, bak koçum benim. Benim de yüzlü görsel sanatlarım. İkinci yabancı dil 79-68. Yani ortalama güzel bak. Kimya baya güzel. Oha, matematik 98-74. Oğlum bu yeni neslin sayısalı mı yanısını satayım? Sağlık bilgisi ve trafik kültürü. Seçmeli demokrasi insan hakları, vay anasını satayım, bak güzel güzel. Seçmeli yabancı dil 82-78, tarih 72-74. Bu arkadaş da büyük ihtimalle sayısalcı. Türk dili ve edebiyatı 78-60. Arkadaşlar bende var ya tam tersiydi bunu, biliyor musun? Yabancı dil her şey, çoğu şey 5'ti, matematik, fizik falan kötüydü. Bu arkadaş da büyük ihtimalle teşekkür almıştı. Şuradan bakabiliyor muyuz lan? Şurada yazıyordu bir yerde. Oğlum siz helal olsun lan, not bilgisi. Yok, nereden aldığı belgeler? He, daha o yansımamış. Haftalık ders programına bakalım. Öğretmenlerini de görüyoruz buradan. Buna bakmayalım boş boşuna. Buradan Eren'i de tebrik ediyoruz. Gene zeki, güzel bir arkadaşımız. Ortalama aslında. Çok mükemmel sayılmaz. Ama güzel. Yok yok, ortalama. Buna ortalama diyelim. Çünkü abi full 100 olan var lan. İlginç. Sırada kendi yeğenim olan Yusuf Sıraç Sakın şeyine bakıyoruz. Okul notunu o da verdi, al bak diye. Arkadaşlar az önceki notlardan sonra Sıraç adamı hastetme. Bu ne lan? Şimdi buradan gene devamsızlık bilgisine bakıyoruz. Abi gene idare eder yani. 5 gün şey var burada. Burada davranış not diye bir şey var. Demek ki 8. sınıf ve öncesinde davranış notu var. Bu arkadaş 7. sınıfa gidiyor. 3-3-3 bu güzel. Notlara gelelim. Aldığı belgeler. Teşekkür belgesi falan filan. Güzel. Bu yeni uygulama yüzünden teşekkür alamamış galiba. Not bilgisine bakıyoruz. Diploma puanı falan diyor. Onlar 8. sınıf öğrencisine diploma da... 9. sınıfta var mıydı lan? Tüh, kapattım onları ya. Not bilgisi. Evet, Arapça 80-90, din kültürü 88-98. Oğlum bak düzelt, az önceki notları gördün, notlar millet coşuyor. Fen bilimleri 70-55, güzel, idareler. Kur'an-ı Kerim 84-69. Bu 7. sınıf olduğu için daha hardcore yok arkadaşlar. Lisede daha hardcore girmeye başlıyor. Genelde dini dersler var, 5 tane zaten ana ders var. Matematik 23-40.000 nedir oğlum ya? Kapatıyorum zaten. benim o kadar kötü değildi, gene o civarlarda 50-40 falandı. Güzel, idare eder. Matematikte teşekkürü kaçırdığını söylemişti. Şimdi bakalım, bir tane daha e-okul bilgisi atan arkadaş vardı galiba, ona da bakacağım. Yo, iki tane varmış hem de. Onlara da bakalım, sonra şeye bakalım arkadaşlar. Instagram'a bana SS attıklarınıza bakacağım. Hatta bir arkadaşım çok iddialı şey yazmıştı. Abi gir şey olacak demişti. Çok şaşıracaksın yazmış. Çok merak etmiş. Sırada 7. sınıfa giden bir arkadaşımız var. Uğur Salman, bu arkadaş e-okul bilgilerini atmış. Hızlıca buna da bakalım. Burada davranış... Oğlum sadece bu benim yerimin okulunda mı davranış notları? Aa, burada varmış bak. Oo, takım çalışması ve sorumluluğun neden ki Uğur? Ha? Neden böyle koçum bu? Diğer her şey 3 çok iyi. Devamsızlık bilgisini merak ediyorum. Oğlum bayağı az lan. 2 gün. Koskoca dönemde 2 gün gitmemiş. Yemin ediyorum ben 50 gün falan o kadar değil. Ama bir dönemde en az arkadaşlar ben onu fullemeye çalışıyordum. Örnek almayın, örnek almayın. Oha, iftihar yıl arda arda takdirname alınca iftihar belgesi mi alıyorsun? Teşekkür, takdirname, 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 iftihar belgesi. Oy yani, böyle anasını satayım. Helal şükür falan. Okul ne yapıyor? Müdür gelip elinizi mi öpüyor oğlum, bu ne ya? Okuduğu kitaplar, o kitap mitap. Bu bayağı tavşanlı bir abimiz. Saygılar abi. Uğur'un, oha, yüzlerin dolu olduğu bir yer. Uğur 7. sınıfa gidiyor ama 7. sınıfta biraz daha şey olsun, gene 100 almak bir maharettir yani her sefer. Beden eğitimi ve spordan full 100 çekmişiz. Helal olsun. Din kültürü ve ahlak bilgisi 87-97. Güzel güzel güzel. Fen bilimleri 94-83. Güzel. Görsel sanatlar 100. Matematik, sayısal da iyi arkadaş. Bak güzel. Oğlum bayağı zeki insanlar takip ediyor bizi, gördüğünüzde. Seçmeli bilim uygulamaları. Ha, burada büyük ihtimal bir takım çalışmasından düşük puan almış. Seçmeli bilim uygulaması çünkü takımla yapılır bence. Müzik 100. Abi 4 olan dersin yok mu? Sosyal bilgiler nasıl düz olur ya? Uğur da büyük ihtimal sayısalcı ama yalnız 2. dönemde notları bayağı yükseltmiş. Adamın dibisin Uğur, bak bayağı güzel. Yabancı dil 92-81. Sözeller biraz düşük, teknoloji taşlarım. Yabancı dil 100. Seçmeli kural kremi 89-90. Abi yıl sonu olmuş, burada ortalama falan yazmıyor. Bunu yazma. Mobilde yazıyor galiba da burada yaz. Güzel güzel. Uğur da buradan tebrik ediyoruz. Büyük ihtimal takdir almıştır diye düşünüyorum bu notlarla. Bence almıştır yani. Uğur tebrikler koçum benim. Mükemmel bir şeyim var. Abi şu olayı ben anlamadım. Bunu yorumlarda yazın bana. İftar belgesi ne oluyor? 2 yıl arda arda takdir alınca mı veriyor? Bu nedir lo? Ve son olarak sizlerden gelen bir e-okula gireceğim. Ahmet Furkan Pusunç. Bu da 7. sınıfa giden bir arkadaşımız. Devamsızlık bilgisinden başlıyorum. Geç mi geldin? Ahmet. Ahmet neden bu kadar geç kalıyorsun kardeşim okula? Bu nedir lan? 4,5 gün devamsızlığı var. 1 gün özürsüz. 1 gün de şey. Şurada bir devamsızlık yok. Geç gelme. Olur öyle ya. Bir şey olmaz. Boş. Olur, geç gelince bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onunla okuduğu kitaplar. Çocuk kitapları 12, vanilya kokulu mektuplar. Freddy'nin yanında 5 gece, ilginç. Davranış notlarımız full 3. Not bilgisine bakıyoruz. Orta halli bir not bilgisi geliyor. Büyük ihtimalle bunlar takdir almıştır. Aldığı belgeleri de bakalım. Oha, full takdirname çekmiş. Helal olsun.
Galiba şu an sen iftar belgesi mi almış oluyorsun? Not bilgisine bakıyoruz. Penaltı ve spor 90-95. Din kültürü 90-80. Fen bilimleri 80-84. Güzel. Ortalama bir şeyimiz var aslında. Matematik 64. Aynı benim gibi bak. Aynı. Ama beden 100 olması lazım. Ahmet. Bedenini geliştir koçum olmuyor benim ya. Müzik 100. Seçmeli bilim uygulamaları 98-87. Seçmeli matematik 85-95. Seçmeli yabancı dil 85-95. Sosyal bilimlerini de birazcık geliştirmen lazım Ahmetciğim. Bak bunları geçtiğiniz zaman sana iftarname veriyorlar. Müdür geliyor önünü öpüyor. O koçum benim adamın dibisi falan diyor. Ama ikinci dönemde bayağı bir yükseltmişiz notları. Yok bayağı bir yükseltmemişiz. Şimdi dürüst ol. Sadece Türkçe'de yükseltmişiz. Güzel güzel Ahmet. Tebrik ediyorum seni. Eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum. Bu arada bu arkadaşlar teşekkür ediyorum bana güvenip bilgilerini attıkları için. Abi al işte istediğin gibi gez dolaş ev okulumuza dedikleri için. Şimdi Instagram'da attığınız SS'lere bakacağız. Deli SS'ler var. Ama şimdi abi orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela bunu ben direkt görebiliyorum anladın mı? Instagram'dan bana mesela ortalaması full 100 olan bazı mesajlar atılmış. Ne bileyim gerçek olduğunu anladın mı? Her neyse. Necla BJK'den başlıyoruz. Abi soru cevap ne zaman gelecek bak. Şimdi Necla'nın notlarına bakıyoruz. Necla'nın notları güzel benziyor. Ama mesela Necla belirtimi 100-100 ortalama bir şey. Bakalım böyle çok düşük puan alan biri var mı acaba? Hani abi al çok kötü aldım ama bak diyen var mı? TR Arda Kayahan. Bak TR Arda Kayahan'ın helal olsun helal olsun beton yetmez. 5. sınıf ama 5. sınıfta olur öyle ya. 5. sınıfta benim de buna yakın bir şeydi. Bu kadar olmasa da seçmeli müzik 100. Nelerimiz düşük? Seçmeli yabancı dil 2. Tamam bunları yükseltmemiz lazım Ahmet. Bunları yükselttikten sonra Harvard'dan gelip çağırıyorlar bak Ahmetciğim. Arda ne Ahmet lan? Arda Kayahan. Ahmet kim onu? Yasmin. YT Yasmin aga bak. Böyle bir fotoğraf göndermiş. Tek seferde açılacak. Sıkıntı. Sıkıntı. Evet. Açabilecek miyiz? Yasmin Şahin. Bak ooo. Gene güzel bir şey aslında. Yabancı değil. Full yüz. Are you English? Ada Yasmin Şahin. Ya oğlum Yasmin mi? Erkek misin? Kız mısın? Nesin? Fotoğrafını da gizlemiş. Her neyse. Güzel notları olan bir arkadaşımız gene. Nelerimiz düşük? Seçmeli matematik uygulaması. Bu ne lan? Oğlum matematik vardı uygulaması da mı geldi? Ne oluyor bu eğitim öğretim hayatında? Gitmiyor da okul çok değişmiş. Ama tabii ki yine teşekkür ediyorum. Mükemmel notlar var. Abi umarım videoyu alırsın. Amin. Diyor Berzan Arslankaya. Büyük ihtimalle 2005 doğumlu bir arkadaşımız. Bak bak bak. Oha. Ortalamaya bak. Anasını satayım. Anasını satayım. Şuradan başlayalım. Oğlum bak sen iyi not almışsın. Senin suratını gizlemeyeyim bence Berzan Arslankaya. Beden eğitimi full 100. Din kültürü. Din kültürünü acık daha yükseltsen senin not ortalaman 98 olurdu. Oğlum seçmeli matematik. Oha çocuğun matematiği full 100. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Siz ne yapıyorsunuz kardeşim böyle ya? Anasını Eren kesi olup peki kolay gelsin yazmış. Az önce notunu izledim. Kontrol ettiğimiz arkadaşlarım birisi. Beden eğitimi 100, din kültürü, fen bilimler 92-98. Projeler zaten full 100. Matematik full 100. Müzik 100. O olsun o kadar. Seçmeli hukuk ve adalet 100. Güzel. Matematik 100. TC inkılap 100. Türkçe. Bak Türkçe'yi de şey yapman lazım. Ama gene mükemmel. Bu arada zaten şu an kadar bir tane teşekkür alamayan şey göremedik lan. 97 ortalamayla Ahmet Barzan. Yok. Ben niye herkese Ahmet diyorum ya? Berzan Arslankaya'yı tebrik ediyoruz. Oğlum burada Ahmet diye biri de yok ya. Beren Kur. Lan çocuğu takip ettim. Eren abi e-okul notlarım videosu çekildi. Yeni gördüğüm benim notlarımı atıyorum. Ama fake sanma. Gerçek bunlar. Abi bunlar benim e-okul notlarım. 5. sınıfa gidiyorum. Full 100 mü çektin? Ne yaptın? 5. sınıf. Abi bu zamanlarda böyle notlar normal ya. Biz de böyle şey alıyorduk. Ama liseye girdiğin zaman arkadaşlar. Not ortalaması yazıyorum aşağıda. Merak ediyorum. Ona bakıp çıkacağım. Bir arkadaşıma çıkacağım. Oğlum ne yapıyorsun? Niye piksel piksel 1000 tane fotoğraftan attın lan? Not ortalamamız yazıyor mu? Oha iftihar belgesi. İftihar belgesi ne oluyor ya? İftihar. Bizde onur belgesi vardı. İki takdir alınca veriyorlar. Helal olsun güzel notlar. Matematik kaçmış? Oğlum matematikten nasıl 100 almayı beceriyorsunuz? Hayatım boyunca matematikten en son 3. sınıfa giderken 100 aldım lan. Bu arkadaş aha ilk defa teşekkürü görmeyen bir arkadaş mı yoksa? Emircan Bulut 77 eksi. Altın orada esnaf spor orta saha. Futbolcu bir arkadaşımız. İlk defa galiba teşekkür alamamıştır bu arkadaş diye düşünüyorum. Emircan Bulut. Yok almış da olabilir. Ne düşük matematik yüksek. Oğlum müzik niye düşük ya? Hoca mı kıl oldu ne yaptı sana? Bu arkadaş da. Abi ben bu olayı anlayamıyorum. 75-95 matematikten helal olsun ama sözel düşük. Sözlerini geliştir Ahmet. Anne herkes Ahmet'le kapayacak. Sözlerini geliştir Emircan.
Sözlerini geliştirme ama genelde teşekkür almış olabilir ya bu puanlarla. Almıştır. Bilmiyorum, Ahmet yaz. Ahmet ne diyorum ben herkese? Emircan bunu yaz. Ahmet kimdi oğlum ya? Ben niye herkese? Hızlı hızlı gidelim. Kadir Dağdelen. Helal olsun. Normal mesela. Evet, burada arkadaşlar bir tane bowling rekoru kırmıştım. Onunla ilgili şey yapmışlar. 165 yaptım bowlingden. Varsa bana şey yapan gelsin. Rakip olabileceğini düşünen. Yine teşekkür alan Ufuk Şen'e tebrik ediyoruz. Zaten videoda olan herkese tebrik ediyorum. Mükemmel notlarınız var oğlum. Matematik 85-85 güzel. 7. sınıfta yavaş yavaş başlıyor zorlanmaya. Ne düşük abi, 75 teknoloji tasarım. Yani olabilir, bunu yükseltmen lazım Ahmet. Olmuyor böyle. Teknoloji tasarım lazım, 75 alınmaz koçum ya. Ben gene Ahmet diyorum ya, Ufuk. Ufuk bak sana diyorum. Orijinal olarak benimdir demiş Arda Berke. Oha, ebesinin matruşkası mesela. Mesela ebesinin matruşkası. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Arda ne yapıyorsun sen? Buyur kank. Bir dakika. Arda sen kaç yaşındasın koçum ya? Oğlum bak, suratını gizlemişsin şimdi. Senin olup olmadığını bilmiyoruz, anladın mı? Matematik 85 100, müzik full 100, seçmeli dünya PVP server açmış anasını satayım. Her şey 100, helal olsun. Ortalama büyük ihtimal helal olsun. Arda keşke suratın gözükseydi. Sana bir mesaj gönderdi. Yaşar Yartım. Aha. Oğlum fen bilimlerini 100 yapsaydın. Seçmeli yabancı dil 98. 5. sınıf ama. 5. sınıfa göre güzel ama gene bir başarı. Abi helal olsun. 99 ortalaması. Oğlum 1. sınıfa giderken bile ben 99 ortalama almadım diye. O kadar değil abicim. Ama 99.26 şu an rekor Yaşar da. Sınıf bunu falan değil kardeşim. 99.26 her baba yiğidin harcıydı Yaşar. Tebrik ediyorum kardeşim. Başka ne var? Ortalama bir şeyimiz var. Ahmet Efe Erol. Bak Ahmet. Gene Ahmet geldi. Takdirname, iftiharname. İftihar belgesi. Ortalaman kaç lan? Ne bu? Oha. Borsa gibi. Bu ne lan? Okulda böyle bir şey mi varmış? Helal olsun. Adam borsa oynuyor sanki. Ortalaması yazmıyor mu ya? 86 ortalamasıyla takdir kazanmış. Helal olsun. Burada gene mükemmel bowling'e gelen şeyler. Abi bir bowling oynamışım geçenlerde var ya. Öf. Abi ortalamam sığmadı. Ortalamam 90. Mehmet Koçak. Matematikle Türkçe önemli bak. Matematiği geliştirdiğin zaman sen profesör olsun Mehmet. Memo. Enlerden benim takipçim diyor. Huberk İlhan. Huberk İlhan ortalama 68, bakarsan beni çok mutlu edersin. Enlerden benim çok eski takipçilerimizden. Fakat Huberk ne yaptın ya? Oğlum acık daha şey yapsaydın matematik. Ama alamıyordun. Aynen yani, teşekkürü gene kaçırıyordun. Matematik geliştir koçum. Matematik geliştir, teşekkür al, hayırlı olsun. Bol bereketler. Aslında güzel. Senin sayısal kötü galiba. Sözel de mi kötü lan? Oğlum bunları geliştir olmuyor böyle. Tarih. Sayısal geliştirmen lazım. Tuberk. Notlarım. 6. sınıfa gidiyor. 96 ortalaması fakat hala şey. Kim neydi? Yukarıda birinin 96 ortalamasıyla. Aras Ataberk. Aras. 96 ortalaması fakat rekor kimdeydi? Oğlum rekor kimdeydi? Kaçırdım lan. Ha, Arda'daydı rekor. Aynen Yaşar'daydı. 99.26 ortalama. Yaşar Yart. Bir de bu Yağız sana selamlar der misin? Selamlar bebişim. Ortalama kaç koçum? Ortalaman 88, güzel. Güzel, hala Yaşar'da rekor. Kırılacak mı acaba, çok merak ediyorum. Utku sen niye böyle gaza geliyorsun koçum benim ya? Utku'ya bak. Senin babanın böyle notları var mı lan yazmış. Oğlum daha güzelleri var Utku. Kendini geliştirmen lazım koçum ya. Matematikten kaç aldın bak Utku? Çok da iyi diyemem şimdi Utku. Sen niye burada artistik yapıyorsun ha? Ama güzel güzel. Teşekkür almıştır büyük ihtimalle bu ortalamayla. Oo 91. Samet. Samet seni tebrik ediyorum. 91 ortalaması güzel bir ortalama. 89 ortalamayla Kaan da yerini alıyor. Fakat hala Yaşar tokatlıyor. Bakalım bu arkadaş direkt fotoğraf olarak at. Abi böyle rekor 99. Rekoru galiba geçemeyecek kimse. 84. Yaşar'ı geçmeniz lazım oğlum. Güzel notlar. It's me Kaya, tebrikler. 92 not ortalaması olan birisi var. Çiçek Hatice, Cine Hatice. Fakat sadece 92 yazmış. Oo bu da bayağıymış. Arkadaş sıkı azar kullanıcısı. Yukarıda gördüğümüzde. Azar Kalpmen, Mirem Mobizen. İsmin foto sansürlü olursa sevinirim. Ortalamamız kaç? Talih Efe. Ortalaman gözükme koç. İsmini söyledim ama sansürlesem bile artık. Oha. Oha. Acaba geçer miydi bu? Keşke ortalamayı da atsaydın. 8. sınıf ama. Yok ya büyük ihtimalle geçemez. Bu notlarla geçemezdi Yaşar. Yaşar 89 almış. Buradaki herkesi tebrik ediyorum. Baba baba baba. Oğlum bunlar nasıl notlar lan? Bir şey diyeceğim. Siz internetten az önce sanki bu tablonun aynısını görmüştüm lan ben. İnternete gidip güzel e-okul notlarımı yazıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Eylül helal demiş büyük ihtimalle yine bowling'e. Şurada bir arkadaş bir tane not atmış da bilmiyorum gerçek miydi değil miydi. Oo 7. sınıf. Biricim Sugulfem. Bu nasıl bir iş? Mikasa.
Mükemmel bir anime izleyicisi arkadaşımız. Güzel güzel notlar güzel. 95'miş. 7. sınıf ortalaması 95. Helal. Herkesinkine bakamadım kusura bakmayın. İbrahim Ardabakır 9'u. İbrahim Ardabu bunlar ne İbrahim? Not ortalaman nerede oğlum? Bakın bu da 98.9. 7. sınıfa gidiyor fakat rekor Yaşar'da şu anda arkadaşlar. Yaşar değil mi? Son olarak onu göstereyim. Görebildiğim herkese bakmaya çalışayım arkadaşlar. Çok uzayacak çünkü bir sürü var. Yaşar Yartım. Helal olsun. 5. sınıfta olsa 99.2 not almak. Helal olsun. Beni de teşekkürler arkadaşlar. Bunun ikinci versiyonu gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Siz de ikinci versiyonu çektiğim zaman notlarınızın gözükmesini istiyorsanız Instagram'dan bana DM'den atabilirsiniz. Instagram'ım taha_eren_. Güzel notlarınızı bekliyorum. Oynama yapmayın lan Photoshop'ta, Paint'te adamı hasta etmeyin. Tebrikler, güzel bir video oldu. Beni de teşekkürler. Daha çok takipte gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Hala abone olmalısınız. 5 bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay. Ve herkesi tekrardan tebrik ediyorum. Boom!